Kurumumuz var. Bak, o kadar önemli insanlarla çalışmış ki, burada isimlerini söylemek istemiyorum. Türkiye'nin gündemindelerdi bu insanlar. Çok saygı duyduğum bir insan. Samsun'un olmasından kaynaklı da değil. İnanılmaz şeker bir adam. Yani ciddi söylüyorum. Çok keyifli bir adam. Bence de değerlendirmelisin. Beyefendi, hazır mısın Ahmet abi? Evet, hazırım. Sen de az değilsin ha. Şimdi Esra Hanım. Bir taraftan Ayça. Papatyam diye bir tarafta takıntılarınızı bırakın diyor. Kesin. Bak Esra Hanım, şimdi hani konuştuklarım bazı yerde yanlış anlaşılmasın diye biraz sakinlendim. Ne, benim de oğlum aslan da 50 dakika ama 50 dakikalık aslan. Aslan şöyle, aslan herkesi dinler, dinler ama bildiğinden şaşmaz. Dinler seni, evet der ama iki adım sonra gene bildiğini yapar. Dinler seni. Kırılgan olur, ben aşırı da duygusalım. Belki şu an gözlerimde yaş olmadığım yani. Başka ne oluyor? Pohpohu sever. Kesinlikle. Sevgilisine, eşine, dostuna düşkündür. Düşkündür. Kavga değilse darılmaz, kızgınlığı yoktur. Sabah yemeği, akşam kavga, sabah yemeği, merhaba falan konuşur, şey etmez yani. Hazır mısın Ayça'nın sarı saçlarına bakmaya? Evet, hazırım. Haydi paravan. Geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ha, yüz yüzeyiz. Demin bağırdın arkadaşlarına, şey ettin. Ha, yüzüme söyle ne söyleyeceksin. Ya ben anladım zaten sakallı olduğunuzu, hani bıyığınızın olduğunu. Şimdi bir saniye canım. Sakalım bıyığım şimdi var değil mi? Hı hı. Dışarıda berbere iki dakikada oldu çiçek gibi. Bunları bırak. Bunları tamam, genel olarak bırak. Niye kesip gelmediniz? Sen benim kalbimi, gönlümü, sevgimi öğren. Sana vereceğim aşkı, sevgiyi öğren. Sakalı, bıyığı, saçı bırak. Peki. Millet aya çıkıyor. Siz hala sakalla bıyıktasınız. Bırakın bunları. Bırakın. Millet aya çıkıyor. Aya, aya. Uzaya çıktı. Siz bayanlar hala saçta, sakalda, bıyıkta. Keserim dışarıda. Hayır, keserim. Niye kesip geldin? Kendim böyle yakıştırdım. Geldim, istiyorsanız hemen keserim. Senin için böyle halılar serim. Daha ne yapayım ben? Daha ne yapayım? Sarı saçınıza, güzel gözünüze böyle beğendim geldim. Siz bana sakın saçımla, sakalımla... Ama benim takıntım bu beyefendi. Ya keserim hani, Ayça Hanım. Sakallar bir şey değil. İki dakikalık iş. İki dakikalık iş. Biber madik iki dakikada bitti. Ya yok, bu seni ben değiştiriyorsa saç sakal, her gün üç kere tıraş olurum. Bu önemli değil. Sen benim insanlığımı, kişiliğimi, sana vereceğim aşkı, sevgiyi, mutluluğu düşün. Onu sor bana. Daha ne diyeyim? Teşekkür ederim. Güzel konuşuyorsunuz. Gördüm, beğendim oradan seni. Aşka tutuldum, geldim. Ben 46 yaşındayım. Hiç evlenmemişim. Dünyayı gezmişim, batmışım, çıkmışım, denizleri gezmişim. Gelmişim. Güzel. Ya biraz şeyli konuştum ama özür dileyim. Biraz çünkü 46 yaşına kadar evlenmedim ya. Onun için yani biraz şey oldu. Şimdi o yüzden mi böylesiniz? Biraz da o yüzden oldu. Hani aslan burcuyum dedim ya. Yazık biraz bana. Biraz da hani böyle parlarım ama kalbim demizdir, sütten ak. Benim babam da aslan, aslanları çok... Kötülüğü olmaz. Evet. Aslan duygusaldır. Bağırır çağırır, kalk kırmaz. Hı. Ben üstelik çok da duygusalım. Abi hangi ay doğdunuz siz? Ağustos 21. Tamam. Evet. Sabah 6.45. Çünkü Samsun Devlet Hastanesi'nde doğduğum için kayıtlar mevcut orada. Ay! Beyefendi, yani canlı yayında tıraş olmaya müsaade ediyor musunuz? Ediyorum. Ayça gibi bir güzel bayanın karşısında her zaman. İstediğin gibi. İsterseniz makineyi siz alın, kesin. İstediğiniz gibi. Yok ben, o kadar şey tecrübe var. Nasıl hoşunuza, gönlünüze gidiyorsa öyle yapın. Esra Hanım, Ayça'nın devamı olup olacaksa ama kesin. Ne diyeyim ben? Bir saniye, bak bir saniye. Murat da bekliyor orada, bak dur öyle. Diyor ki... Ayça Hanım'ın cevabı olumlu olacaksa kesin. Keserse çaya giderim, yoksa gitmem.
Çaycı çay. Ben hiç olsa... Alakası yok. Alakası mı yok? Çünkü şöyle, ay canım, çaya çıkıp çıkman önemli değil. Eğer gözünüze, gönlünüze böyle hoş görürsem... Ya kibar beyefendi çok güzel konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben de siz hani keserseniz... Tamam, kesiyorum. Çekmek kesiyor. Ayça Hanım. Tek kelime kesiyor. Ayça Hanım. Buyurun. Ayça Hanım. Çay bitmez. Sonunda bu da oldu yani, canlı yayında tıraş da yaptık. Ama bir şey söyleyeceğim, ya bir kere de merhaba de o zaman yani. Ben dedim, sözümün arkasındayım yani, beyefendiyle canlı odaya gideceğim, görüşeceğim kendisiyle. Herkes aya gitti, uzaya gitti, sen benim sakalımı kestirdin. Bravo. Ama daha ama iyi olmadı mı? Ama ben seni severek, arkadaşlar, beğenerek daha iyi geldim, olmadı mı beyefendi? Sözündeyim, kes istediğin gibi, beğeniyorsan hep böyle kalır. Teşekkür ederim. Sakal önemli değil. Sana verebileceğim aşk, sevgi, bravo, mutluluk önemli. Tabii, haklısınız. Buyurun, biz geçelim. Gel sana aşık gel. Gel gel girişim gel. Gel çok karışım gel. Gel gel sarışırım gel. Gel sana aşık gel. Gel gel girişim gel. Gel çok karışım gel. Umut geliyor locadan alkışlarla. Talibi Esra, Kocaeli'nden geliyor. Annesiyle beraber burada. Esra'nın annesi, sizsiniz, hoş geldiniz. Hazır mısın? Hazırım. Esra ve Umut biraz sonra, bir tanıştıktan sonra buluşuyorlar, ayrılmayın. İran'dan sadece onun için geldi. Büyük buluşma, sürpriz Talip ve sevgi şimdi Esra Erol'da. Karşıma beni anlayan, beni sevecek iyi birini bekliyorum. Biraz da sevinç gözyaşlarım olsun diyorum burada. Zenginlik hiç kimsenin senden alamayacağı değerlerin toplamıdır. Terbiyen, letafetin ve tebessümündür. Yaşadığı acıları unutturacak mı? Kenan Bey, Leman Hanım'ın gözyaşlarını dindirecek mi? Şimdi asla evlenmeyi düşünmüyordu. Ama onu görünce bütün fikri değişti. Aradığım kişiyi bulayım, hemen evlenirim. Düşünmüyordu. Ama onu görünce bütün fikri değişti. Aradığım kişiyi bulayım, hemen evleneceğim. Umut'un sürpriz talibi şimdi Esra Erol'da.
Saygı duyuyorum. Üçünden de istediğim cevabı alamadım. Nasıl? Üçünden de istediğim cevabı alamadım. Ne bekliyordun cevap olarak? Bu en son söylediğimde ikimiz oturalım bir konuşalım ya da ikimiz ya gidelim. Diyecektim aslında, dinleyelim. Tam sesim kısık. Söyleyemiyorum zaten. No, heyecanınıza vereyim. Diğer soruda da ben para derdim. Parayı alırdım. Niye? Para yani. Kimse hayır diyemez buna. Bu devirde her şey para olmuş. Ama biri tam tersi seni ters köşeye yatırıyor. Benim için manevi bir değeri olan kıymetlidir. İstemiyor. Uzun süre birlikteyse bir şeyleri paylaşmışsa doğru olmuş, olmaz diye düşünüyorum. Şimdi olgun, anlayışlı. Bir 20 yıl sonra seni görürsem aynı soruları soracağım. İnşallah. Müzik şarkısını sanırsam yap.
Evet. Yani evlenmeden önce mi? Evet. Mal varlığınızı korumak için. Olabilir.